Şimdi okuyacağımız bab da babu şirai şeyil gayb. Gayb olan bir şeyi satın almak. Yanında olmayan bir şeyi satıyor. Sattığı vakitte o adam görmedi. Gördüğü vakitte bu adam muhayyer midir, değil midir? Ben sattım, sen aldın. Ben görmedim, döneceğim. Hayır, dönersen, hayır, dönemezsen bu ihtilaf, bunu beyan edecek. Haddesena İbrahim ibn-i Mertuk kâle, haddesena Ömer ibn-i Yunus ibn-i Kasim il-Yemami kâle, haddesena Ebi an İshâk abdillâh ibn-i Ebi Talha an Enes ibn-i Malik radıyallahu anhu kâle, neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehyilediler anil mülâmeseti vel mülâbeze. Mülâmese şeklinde alışveriş yapmaktan, münâbeze şeklinde alışveriş yapmaktan nehyilediler. Bu nasılmış mülâmese? Münabeze, onları izah edecek. Haddesene Yunus kâle haddesene ibn-i Vehbin enne Malik'en akberehu an Ebi Zenad anil Ariz en Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Eyni hadisi şerifi başka bir senetli İmam-ı Tehavizi rivayet ediyor. Haddesene Yunus kâle haddesene ibn-i Vehbin kâle akbereni Yunus ibn-i Yezid an ibn-i Şehab an Amir ibn Sa'd an ibn Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ebu Sa'id al-Khudri'den de bu hadis rivayet edilmiş. Ebu Hureyre'den 1, Enes ibn Malik'ten 2, Ebu Sa'id al-Khudri'den 3. Haddesena İsmail ibn Yahya al-Muzani قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي عن سفيان عن الزهري عن طائف بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Yine Ebu Seyyid'in Kudri'den bu hadisi şerif rivayet ediliyor. Haddesena Rabi'u ibn Süleyman el-Ceziyyü قال حدثنا حسان بن غالب ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Yine Ebu Hureyre'den başka bir senetle İmam-ı Tahavi rivayet ediyor ki 4 senetle bu hadisi şerif geliyor ki Peygamber Efendimiz mülâmese ve münâbeze terikiyle olan alışverişi yapmayın diye nehyeledi. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki فَزَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahib oldular ki لَا اَنَّ الرَّجُلَ bir adam اِزَبْتَعَ مَا لَمْ يَرَهُ görmedi ki bir mali satın alırsa lem yecüz ittiyahu iyyahu o mali satın alması caiz olmaz. Görmediği mal olduğundan caiz olmaz. Ulemadan bir kısmı bunu diyor ya mali görecek ondan sonra satın alacak. Ve zehebu fi zalik onda da sahip oldular ila tevilin tevile sahip oldular. Öyle tevil ki teevveluhu fi hadel hadis. Bu okuduğumuz hadiste bir tevile sahip oldular. Ne dediler? Fekale dedi ki el mülâmese. Mülâmese nedir? Peygamber Efendimiz mülâmese terikiyle alışveriş yapmayın dedi. Bu nedir? Ma bir alışveriştir ki lemesehu müşterihi alan adam elini vurdu ona biyedihi. Eliyle lemsetti, baktı. Min gayre en yenzura ileyhi bi'aynihi. Elini ona vurdu. Mesela kitap satılıyor. Müşteri geldi elini kitaba vurdu. Fakat içine açmadı kitabın ne olduğu, kağıdı nasıl, tebi'i nasıl, eybi var mı yok mu onu araştırmadı. Elini vurdu. Tamam, elin vurdun, parasını ver. Yahu ben daha bakmadım. Yok, bitti. Sen elin vurdun ya buna. Elin vurdun ya, bitti. Parasını vereceksin. Ya ama ben bunu bakmadım, teftiş etmedim. Yok. Bu cahiliyette varmış. Elini eşeğe vurdu mu, bitti. Onu illa alacak. İcbar ederlermiş almaya. Resulullah Efendimiz bundan nehyelemiş. Niye? O adamın alışveriş bir teftiş hakkı var. Bakacak, bilecek, ondan sonra alacak. Elini vurmakla sen o adamı icbar ediyorsun. İşte mülâmese bu. Kalu yine bunlar dediler ki vel münâbeze hiye. Münâbeze nedir? Münâbeze esasen atmak. Min hâzel mânâide. O da bu manadan gelir. Buna yakın. Ve huve kavlur racülü lirracülü. Bir adam bir adama diyor ki ümbüz ileyye sevbek. Sen elbiseni bana at. Ve ümbüz ileyke sevbi. Ben de elbisemi sana atayım. Sen elbiseyi at. Senin elbise benim olur. Ben de atarım seni. Benimki de senin olur. Ya ama sen bana atacaksın elbiseyi ama ben elbiseyi bakmadım, görmedim. Sarılı bir şey. Seninkisi de sarılı, benimkisi de sarılı. Sen bana attın, ben de sana. Sen açarsın, bir şeye yaramaz. Yahut da ben açarım, bir şeye yaramaz yahu.
Benim verdiğim güzel idi, senin verdiğin kötü. Yahut da benim verdiğim kötü, senin verdiğin iyi. Yok, tamam attık ya. İşte sen ben attın, ben sana attın. Alışveriş tamam oldu. Bu da münabese. Bir de bundan da nehy iledi. Cahiliyette ne türlü alışverişler varmış. Ala enne kulle vahidin minhuma. O elbiselerin için atıyorlar. Her birisi mebi'un li sahibihi. Ötekine satılmış oluyor. Sen bana atıyorsun, bitti. Sen bana satmış oldun, ben almış oldum. Ben de sana attım işte. Sana satmış oldum, sen almış oldun. Min gayri nazarin, bakmaksızın. Min kulli vahidin minel müşteriyeyni. İlâ sevbi sahibi. Alıp satan da diğerlerin elbisesine bakmadan atmakla alışveriş yapıyorlar ki bundan Resulullah Efendimiz nehyeylemiştir. Ve min men zehebe ilâ hazet tevil. Bu tevile gidenlerdendir. Malik ibn Enes rahimehullah. Malik ibn Enes dedi ki işte münabese ve münabeze budur. Resulullah Efendimiz bundan nehyeylemiştir. Burada kalsın, yarın başka bir mana gelecek. Münabesenin manası başka, münabesenin başka. Ve halefehum fi zalike aharune fekalu. Ulemanın bir kısmı yukarıda beyan edilen mülamese ve münabezenin tefsirinde ihtilaf ettiler ve yukarıdaki kavle muhalefet ettiler. Yukarıdaki kavlede dedi ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bey'i mülamese ve bey'i münabezede nehyelediler. Mülamese neydi? Münabeze neydi? Diyor ki mülamese lemisten tutmak. Bir müşteri geldi de bir adamın eşyasına baktı. Elini bir eşyaya vurdu mu, halas o satılmış oldu. Elini vurmakla onu almış oldu. Ben bunu almam daha diyemez. Elin vurmayaydın, elin vurdun olacaksan. Böyle tefsir ettiler. Münabeze de diyor ki, sende de eşya var, bende de eşya var. Sen eşyanı bana at, ben de eşyamı sana atayım. E ama nasıl eşya? Bakmaya lüzum yok, bakmadan. Kumar gibi bir şey. Caiz ki birisininki iyi, birisininki kötü, yahut ikisi birbirine müsavi, yahut da birisi aldatmış olmuş. Kumar gibi bir şey. Resulullah Efendimiz bunlardan nehyeledi. Ha, bu ikinci zümre diyor ki hayır, mülamese ve münabeze alışverişleri böyle değildir. Fekalu dediler ki men iştera şeyen gâiben anhu. Kendisinin yanında olmayan bir şeyi satın alırsa fel bey'u caizun, bu caizdir. Ve lehu fihi hıyarı rüye. Alan adamın da görmek hıyarı vardır. Görmeden aldı fakat gördüğü vakitte muhayyerdir. İsterse kabul eder, isterse reddeder. İnşa ahazahu, dilerse onu konuştukları fiyat üzerinden alır. Ve inşa terekehu, isterse terk eder almaz. Ve zehebu fi tevilil hadisil evvel, o birinci hadisin tevilinde zahip oldular ki la ennel mülamesete el menhiyye anha fihi. Resulullah Efendimiz'in hadisinde mülamese şeklinde beyan yapmayın dedi ki nedir? Bu mülamese dediler ki hiye bey'un. Bu bir alışveriştir ki kâne fil cahiliyeti, cahiliyette var idi. Yetebâye'ûnehu fîmâ beynehum. Cahiliyette kendi aralarında alışveriş yapardılar. Fekâne racülâne yeterâvedâne alâs-sevbi. Bir eşya üzerine iki adam gelir, onu almak isterler. فَاِذَا لَمَسَهُ الْمُسَابِمُ بِهِ. O fiyat, o fiyat verdi, o fiyat verdi. Birisi ona elini değdirdi mi, كَانَ بِذَٰلِكَ مُبْتَعًا لَهُ. Elini değdirdi mi, o kendi mali oldu. Daha öteki adam onu alamaz. O da mesela biri 5 riyal verdi, biri 6 riyal verdi. İhtilaf ettiler. Diyelim 5 riyal veren elini ona vurdu. 6 riyal veren adam daha alamaz. İsterse parası fazla olsa bile. Niye? O elini vurdu diye. Halas ben elimi vurdum, daha kimse alamaz. Bunu ben Erzurum'da çocukluğumda hatırlarım. Bakkallar çıkarlar yarım saat şehrin dışarısına. Gazalardan elma, armut, meyveler gelir. O bakkal bakar. Gelen hayvanın üzerindeki meyveye. İyi değilse bırakır onu. Bırakır. Yok, bakar ki bir iyisi geldi. Elma, armuda mendilini oraya atar. Bitti.
Hiçbir bakkal daha onu alamaz. İşte bu cahiliyet alışverişlerinde. Ona mendilini atar yahut da bir şeyini kor, bir emaret kor. Pazara geldiği gibi daha onu pazarda kimse gidip de yaklaşamaz. Filan adam buna işaret koymuştur. Bu zorba işi yani. Adamın malını bağırdı elinden alır. Tabi başka birisi bir vuramadığı gibi onda kalacak. Ben çocukluğumda bunu gördüm diye. İşte bu cahiliyetten kalma ki bu şekildeki alışverişten Resulullah Efendimiz nehyiledi. Ve vecebe ala sahibihi teslimuhu iley. Elini o eşyaya vurdu ve artık o eşyanın sahibine vacip oldu. Onu o adama teslim edecek. Ve kezalikel münabeze. Münabeze de böylecedir. Orada mim yok. Münabeze de buna benzer. O da nedir? Kânû eydâ yetekâvelûne fîs-sevbî. Bir eşyada sözleşirler. Mukavele ederler alışveriş için. وَفِيمَا أَشْبَهَهُ يَخُدْ سَوْبُ olsun, sevdun gayrı olsun. سُمَّ يَرْمِيهِ رَبُّهُ وَاَشْيَانُ sahibi onu atar. اِلَى الَّذ۪ي قَاوَ لَهُ عَلَيْهِ. Ona fiyeti kim verdiyse tutar elbiseyi ona atar. فَيَكُونُ ذَٰلِكَ بَيْعًا مِنْهُ اِيَّهُ سَوْبَهُ. Onun elbiseyi kaldırıp ona atması onu satmak oldu. وَلَا يَكُونُ لَهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ نَقْدُهُ. Ondan sonra daha bozamaz. O eşyayı kaldırdı da attı mı alan adam üzerine daha sonra onu bozamaz. Bu alışveriş bitti. Bu da münabeze. Bu ikinci zümrede böyle tefsir ettiler. Birinci zümreyi tefsir eden İmam-ı Malik radıyallahu anh. İkincisi de İmam Ebu Hanife. Fenehâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bundan nehyeyledi. Ve cealel hükme fil biyaat. Alışverişte hükmü kıldı. En la yecibe alışveriş vacip olmaya illa bil muakadatil mutarada aleyha. İlla aldım verdim diye akit yapacaklar. Her iki taraf razı olacak ki alışveriş sahih olayı olmaz. Sen alışverişe baktın, elbiseye fiyat verdin. Ondan sonra kaldırdın elbiseyi ona attın. Halas alışveriş münakit oldu. Böyle değil. Her iki tarafta razı olmadıkça alışveriş münakit olmaz. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki el-beyyâni bil-hıyâr mâlem yeteferraqâ. Alan satan muhayyerdir. Kendileri ayrılmadıkça ne? Bunda ihtilaf var. Alan da muhayyer, satan da muhayyer. O meclisten ayrılmadıkça yahut sözlerinde ayrılık olmadıkça iki türlü tefsiri var. Yukarıda geçmişti bu. فَجَعَلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قِلْدِ اِلْقَاءَ اَحَدِهِمَا اِلَى صَاحِبِهِ اَثَّبُ. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbise sahibinin elbiseyi atmasını kıldı. قَبْلَنْ يُفَارِقَهُ. Oradan ayrılmazdan evvel غَيْرَ قَاتِعٍ لِخِيَارِهِ. Onun hıyarını kat edici, kesici olmayarak kıldı. Yani bir adamın hıyarı vardır. Elbiseyi atmak ve bunun hıyarı batıl oldu. Yok, bu manaya değil. Peygamber Efendimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bu caiz değildir. Sen elbiseyi adam bir fiyat verdi. Fakat sen de elbiseyi ona veriyorsun. Adam elbiseyi açacak, bakacak, hoşuna giderse alacak. Bu elbise sahibi diyor ki hayır. O bu fiyatı verdi ya, ben de elbiseyi ona attım ya. Alışveriş münakit oldu. Öteki adam bir de açtı baktı ki yaramaz bir şey. Ya bu bana yaramaz. Ben bunu almıyorum. Yok. Madem ben elbiseyi sana attım, alışveriş münakit oldu diyor. İşte buna ne derler? Münabeze. Bu münabezeyi Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Ne dedi? Öyle elbiseyi atmakla alışveriş münakit olmaz. Bu adamın hıyari rüyeti var. Onu görmemişti. O elbise açılı değildi. Yahut da kumaş açılmamıştı mesela. Herhangi bir şey olursa. Kumaş orada görünüyor ama adam bir de baktı ki gayet ince bir şeymiş. Kötü bir şeymiş. Bu adam muhayyerdir. ثُمَّ اَخْتَلَفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَٰلِكَ. Nas bundan sonra ihtilaf eylediler. فِي كَيْفِيَّةِ تِلْكَ الْفِرْقَ. Ayrılmak nedir? Ayrılmadıkça alan adam, satan adam muhayyerdir buyurdu ya Peygamber Efendimiz. Bu ayrılmanın keyfiyetinde ihtilaf ettiler. عَلَى مَا قَدْ زَكَرْنَا مِنْ ذَٰلِكَ فِي مَوْضِيَهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا. Bu kitabımızda yukarıda bu kendi bahsinde geçmişti.
Orada ulemanın bazısı dedi ki, o meclisten ayrılıncaya kadar muhayyerdir. Bu meclisten ayrıldı mı daha muhayyerliği yoktur. Bir kısmı dediler ki, hayır. Ayrılmak sözdedir. Aldım mı aldım, sattım mı sattım, söz münekid oldu mu, ha o adam oradan ayrılsın, ha ayrılmasın. Madem sözlerinde ittifak oldu, bu alışveriş münekid oldu. Ama sözde ittifak olmazsa, birisi dedi ki ben bunu şu fiyata satarım, öteki de muhayyer, alacağım mı almayacağım mı, ya ben sattım, öteki mütereddit. İhtilaf var aralarında. O da aldın diyecek ki alışveriş münekid olur. Yoksa birisinin ben sattım demekle alışveriş münekid olmaz. İkinci cümle de bu şekli aldılar. Ve mimmen zehebe ila hadet tevil, bu tevile gidenlerdendir Ebu Hanife radıyallahu anh. İmam Ebu Hanife bu ikinci tevile gitti ki gayipte olan bir şeyi insan aldı mı gördüğü günde muhayyerdir. İsterse kabul eder, isterse reddeder. Ve lemme ihtelefu fi zalik, İmam Malik ile İmam Ebu Hanife bu meselede ihtilaf eylediler. اَرَدْنَا اَنْ نَنْظُرَ ف۪ي مَا سِوَا هَذَا الْحَد۪يسِ Bu hadisten başka diğer hadislere bakmak icap etti. مِنَ الْحَد۪يسِ Hadislerden ki هَلْ ف۪يهِ O hadislerde olucu mudur? مَا يَدُلُّ عَلَى حَدِ الْقَوْلَيْنِ اَلَّذَيْنِ زَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz bu iki kavlin birisine delalet eden bir şey var mı yok mu? Yani İmam-ı Malik'in istidlalini teyit edecek hadisler yahut İmam-ı Halife'nin mezhebini teyit edecek hadisler var mı yok mu? Bunu araştırdık. فَنَزَرْنَا ف۪ي ذَٰلِكْ Buna baktık. فَيْزَنْ İbrahim İbni Muhammed'in Sayrefi قَدْ حَدَّسَنَا Baktık ki İbrahim İbni Muhammed'in Sayrefi bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُّ الْوَلِيدِ الطَّيَالِيسِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ اَنْ حُمَيْدٍ عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Enes dediler ki Peygamber Efendimiz nehyelediler en bey'el inebi hatta yesvedde yaş üzüm kemale ermedikçe satılmasında nehyelediler. Adam üzüm hele yaş kemale ermemiş satıyor, bu caiz değil. Üzüm tamam olgunlaşsın ondan sonra sat. Ve en bey'el habbe hatta yeşted Başak'taki taneyi satıyor. Bu da caiz değildir. Hatta o başakta yenilecek bir hala gelecek o hal. Yani kopardığın vakitte onu alıp da istifade edebilirsen, kemale ermiş, o vakitte satılabilir. Yoksa ondan evvel satılmaz. Fedelle zalik, işte bu hadisi şerif delalet eyledi ala ibahati bey'ihi, gayib olan bir şeyin alışverişinin mübah olmasında. بَعْدَ مَا يَشْتَدُّ O kemal edildikten sonra وَهُوَ ف۪ي سُنْبُلِهِ Halbuki o daha başağında. Başağında ne kadar çıkacağı meçhul. Ama kemale ermiş. Onu satmak caizdir. Bu mübahtır. لَاَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ Bu böyle olmasa لَقَالَ Peygamber Efendimiz buyururdu ki حَتَّى يَشْتَدَّ وَيَبْرَى مِنْ سُنْبُلِهِ Başak'taki habbeyi satmak caiz olmasa Resulullah Efendimiz derdi ki Başak'taki habbeyi satmak caiz değildir. Hatta kemale erecek ve o başağından ayrılacak, ondan sonra satılacak derdi. Başağından ayrılacak sözü yok. Demek Başak'ta iken satılması caiz, kemale ermiş ise. فَلَمَّا جَعَلَ الْغَايَةِ فِي الْبَيْعَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ diye şiddetehu ve yubusetehu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem menhi olan alışverişte gayeyi ne kıldı? Onun kemale ermesini, kuruyup kemale ermesini kıldı. Ondan evvel satması caiz değil. Ama o meyve kemale ermiş ise, o tane kemale ermiş ise bu caizdir. Böyle kıldığından delle zalik, bu delalet eyledi ki ennel bey'a ba'de zalik. Kemale erdikten sonra alışveriş bi hilafi ma kana alayhi fil bedi. Başlangıçtaki alışverişin hilafındadır. Kemale ermeden evvelki alışveriş başkadır. Kemale erdikten sonra alışveriş başkadır. Üzüm olsun, tane olsun, kemale ermeden evvel satması caiz değil. Kemale erdikten sonra satması caiz. Felemma caze bey'ul habbil mugayyibi fi's-sümbül. Başaktaki
bilinmeyen bir tanenin satılması ki caiz oldu. اَلَّذ۪ي لَمْ يُبَعَ Satılmamış. Sümbülünde satılmamış. Bunu satmak caiz oldu. دَلَّهَا da bu delalet etti ki عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَا لَا يَرَاهُ الْمُتَبَايَعَنِ Görülmeyen bir şeyi alıp satıyorlar. Birisinin bir arazisi var bir yerde. Yahut da bir mali var. Görmemiş. Onu satıyor. Öteki adam da görmemiş. O da alıyor. Ne o görmüş ne o görmüş. Bunu birisi alsa birisi satsa bunun cevazına delalet etti. Ne vakitte? İzâ kâna yerci'âli. Eğer onlar rücu ederlerse me'hu alışverişle beraber ilâ me'lûmin me'lûm olan bir miktara sonu ererse. Yani o alışverişin sonu alan içinde, satan içinde me'lûm bir şeye varıyor. Kemâ yerci'âni minel hintatil mebi'atil mukayyebeti fissümbül. Nitekim başaktaki danenin satılmasında rücu ettikleri gibi ila hintatin me'lûmetin me'lûm olan bir buğdaya, mesela buğda satıyor me'lûmeti. Yani me'lûm nasıl? Diyor ki bu tarlada bak başak da daha hele biçildiği yok fakat kemale ermiş, ben bunu satıyorum. E ne miktarını satıyorsun? Meçhul olursa olmaz. Me'lûm. Diyecek ki ölçeriz bunu. Kaç kilo çıkarsa kilesi şu kadar paraya. Kaç teneke çıkarsa yahut da okka çıkarsa neyle satıyorsa me'lûm bir ölçüyü me'lûm bir fiyetten satıyor. Ve o vakitte caiz. Yok. Satacağı şey miktarı me'lûm değil. Parası me'lûm değil. Bu caiz değil. Me'lûm olacak. Sattığı ve fiyette me'lûm olursa başaklıyken satılması caizdir. Ve evlel eşyai bina. Bize layık olan fi misli hâzâ bu gibi yerlerde iz künnâ kad vekafnâ biz vakıf olursuksa alâ tevil hâzel hadis bu hadisin teviline biz vakıf olduğumuz vakitte onu becerebildiğimiz halde vehtemelel hadisel ahir öteki hadise de ihtimali var ama tevilini biz bulduk ki bu daha münasip. Evet. İki hadis var. Birbirine muhalif. Birisinin tevilini bulduk. Yani manasını öğrendik ki bunun manası budur. Vehtemelel hadisul ahir. Öteki hadis de muhtemel oldu. Muvafakatehu ev muhalefetehu. Birinci hadise muvafık ihtimali de var. Muhalif olmak ihtimali de var. İki hadisin birisinin tevili tamam. Öteki de buna muvafık da olabilir, muhalif de olabilir. Böyle mütereddit olursa bizim için layık olan nedir? Ennehmilehu ikinci hadise hamledelim. Ala muvafakatihi birinci hadise muvafık bir manayı hamledelim. Çünkü birinci hadisin manası tamam. Öyleyse ikincideki iki ihtimalin buna muvafık olanını alırız. La ala muhalefetihi muhalif olan manayı almayız. وقد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب في تفسير الملامسة والمنابذة başka bir rivayet daha var ki mülamese ve münabeze nedir onun tefsirinde قال dedi ki كان القوم يتبايعون السلع cahiliyette cemaat eşyaları satardılar لا ينظرون إليها o satılan eşyaya bakmazdılar وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا Ondan haber de vermezdiler. Bunun satan adam demiyor. Bunun şekli, şemaili şudur, vesfi şudur. Haber yok. Öteki adam da hiç bakmadan alıyor. وَالْمُنَابَذَا اَنْ يَتَنَابَذَا الْقَوْمُ السِّلَى Münabeze de cemaat eşyaları satardırlar. لَا يَنْزُرُونَ اِلَيْهَا وَلَا يُخْبِرُونَ عَنْهَا Ona bakmazlar ve ondan haber de vermezler. فَهَذَا مِنْ اَبْوَابِ الْقُمَارِ İşte bu kumar ne öndendir? Bakmadan al eşyayı, ver eşyayı. İçinde ne var kimse bilmiyor. İyi mi, kötü mü onu da bilmiyor. İşte buydu. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنِ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يُونُسًا رَبِيعَ قَالَ كَانَ هَذَا مِنْ اَبْوَابِ الْقُمَارِ Bu kumar ne önden idi? Öyle ya, senin mendilin içinde bir şey var. Onun mendilinin içinde de bir şey var. Gel bu mendilleri birbirine değişelim. Ya sen kazanırsan ya ben. Caiz ki birisi içerisine bir 5-10 riyallık bir eşya koymuş.
Birisi de 50-60 yarlık eşya koymuş. Yahut hiçbir şey koymamış. Sen onu veriyorsun, bunu alıyorsun. Tabii bir taraf yuduzuyor. İşte kumar ne önder dedi. Peygamber Efendimiz bunu nehyeyledi. Feneha anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bundan nehyeyledi. Fahâde zühriyü, işte İmam-ı Zühri ve hüve ahadü men ruvi anhu hâdel hadis. Bu hadisi şerifi, hadis-i şerifin rivayet olunan ravilerinden birisidir. Kad ecaze lirracül. Bir adam için caiz gördü, en yeşteriye satın ala, ma kad ahbukbira anhu. Bir şeyden haber verildi. Ki şöyle, şöyle şöyle bir mal var. Evet, bunu almak bunun için caizdir dedi. Ve in lem yekun ayenehu, isterse görmesin. Benim filan yerde bir tarlam var, şu şu şekilde alır mısın? Görmeden alırım dedi. Yahut da bahçesi var, yahut da ati var, yahut da devesi neyse. Haber verdiler, o da vasf üzerine aldı. فَفِي ذَٰلِكَ بُ دَوْلُجُدُ الْدَل۪يلٌ عَلَى جَوَازِ اِبْتِيَاءِ الْغَائِبِ. Hazırda olmayan bir şeyi almak caizdir. Buna delil vardır. Bu demek insan görmediğini alsa sahih olur. Fakat onun için gördüğünde hıyar var. Hıyarı rüyet. فَقَالَ قَائِلٌ bir adam اَتِرَاز etse dese ki مِنْ مَنْ ذَهَبَ اِلَى التَّاوِيلِ الَّذ۪ي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي اَوَّلَ هَذَا الْحَد۪يسِ. Birinci mezhebe sahip olanlar, İmam-ı Malik'in mezhebine sahip olanların teviline geçse, o gidenlerden birisi itiraz etse dese ki, min eyne ecestun bey el gaybi, yanında hazır olmayan bir şeyi satmak nasıl caiz olur, sen bunu nasıl caiz gördün? Ve huve meçhulun, meçhul. Senin yanında olmayan bir şey, sen bunu satıyorsun, meçhul olan bir şey satılır mı? Kıyle lehu. Ona denilir ki ma huwa bi meçhulin fi nefsi, nefsinde o meçhul değil ki, lennehu meta raca ileyhi raca ila malum. O şey burada yok ama ne vakitte onun yanına gidersek sen malum olur. Sen diyorsun ki benim atabasarında büyük bir bahçem var, ben satıyorum bunu, kaç bin liraya alırsın? Aşağı yukarı birisi müşteri oldu, 100.000 liraya aldı. Birisi de itiraz etti ki yahu o bahçeyi satıyor. Bakalım var mı yok mu? Meçhul olan bir şey satılır mı? Yahu var. Yok hani o, bu yanımızda var mı? Yok meçhul. Meçhulun alışverişi caiz değil. Biz ona cevaben diyoruz ki evet burada yok. Burada bizce meçhul ama fakat bahçenin yanına gittiğimizde bahçe var. Bahçeyi görecek adam. Buraya hakikaten meçhul değil o. Var da burada yok. Burada olmamakla haddi zatında meçhul olması lazım gelmez. Bizce burada meçhul ama haddi zatında var o şey. لَنَّهُ مَتَا رَجَعَ اِلَيْهِ رَجَعَ اِلَى مَعْلُومٌ. Ne vakit ona rücu edersen, maluma rücu eder, gider bakar, ha şu kadar boyu varmış, şu kadar eni varmış, şu kadar ağacı varmış. فَهْوَ بُ كَبَيْعَ الْحِنْتَةِ فِي سُنْبُلِهَا. Başaktaki buğdayı satmaya benzer. Öyle sümbül ki الْمَرْجُعِ مِنْهَا اِلَى حِنْتَةٍ مَعْلُومَةٍ. Ondan malum bir buğdaya varılıyor. Başak da belli değil ama fakat kemale ermiş, onu harmana getirecek, onu temizleyecek, çıkacak, bu da meydana çıkacak. وَاِنَّمَا الْجَهْلُ ف۪ي هَذَا. Peki cehalet burada nerede? Buradaki cehalet هو جَهْلُ الْبَايَ وَالْمُشْتَرِ. O satılan bahçeyi satan adam görmemiş mesela, bilmiyor ama var. Alan adam da görmemiş. Onlar cahil, onu bilmiyorlar. Yahut da başakta, bu başaklarda buğda var. Var ama kaç kilo çıkar, ne kadar çıkar, ne satan biliyor, ne alan biliyor. Fakat var. O cehalet onların cehlidir. فَاَمَّا الْمَب۪يعُ ف۪ي نَفْسِهِ. Satılan şey kendi nefsinde فَغَيْرُ مَچُولٍ. Meçhul değildir, malumdur, onun için caizdir. وَاِنَّمَا الْمَچُولُ الَّذ۪ي لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ. Peki hangi meçhul olan şeydir ki bey'e caiz değildir? هُوَ الْمَچُولُ ف۪ي نَفْسِهِ. Nefsinde meçhul. O satılan şey meçhul, bilinmiyor. اَلَّذ۪ي لَا يَرْجِعُ مِنْهُ اِلَى مَعْلُومٍ. Ondan bir neticeye varılmıyor. O kadar meçhul ki, bir cehalet var ki, malum bir şeye varılmıyor. İşte bu caiz değildir. Ne gibi? كَبَعْدِ تَعَامٍ غَيْرِ مُسَمَّنٍ. Ben sana yiyecek vereceğim. Satıyorum. Kaça alırsan? Yiyecek ne vereceksin? Belli değil. Miktarı ne? Belli değil.
cinsine belli değil, yiyecek. İşte bu caiz olmaz ki. Yiyecek vereceksin. Ne hangi yiyecek vereceksin, ne miktar vereceksin, meçhul. İşte caiz olmayı meçhul bu. Bu caiz değil. Ba'ahu racülüm min racül. Bir adam bir adama satıyor, yiyecek satıyor sana. Ben 50 bin riyal ver, sana yiyecek vereyim. Bu caiz olmaz. Niye? O satacağı şeyin cinsini beyan edecek, miktarını beyan edecek ki malum olay. Yoksa olmaz. Fezalikel ba'du gayru malum. İşte o bazı yiyecek dedi ki bu malum değildir. Ve gayru mercu'in minhu ila malumin. Ondan da bir neticeye, bir maluma çıkılmaz. Felakdu ala zalike gayru caiz. Bunun üzerine akitte caiz değildir. Vakat vecednel bey'ar. Biz satışı gördük ki yecuz akduhu ala ta'amin bi'aynihi. Aynıyla bir ta'am olursa, onu satarsa akit caizdir. Ala ennehu keza ve keza kafize. Adam diyor ki bak burada var. Burada şu kadar ölçek boğda var. Ben bunu satıyorum. Satarsa bu caiz olur. Vel bayi vel müşteri la ya'lemâne hakikate keylihi. Evet, şimdi burada dedi ki 50 kilo buğda var. Ben bunu satıyorum ama hakikaten bilmiyorlar 50 kilo buğda var mı yok mu? Evet. Bu caizdir. Fakat ölçerler. Şimdi 50 kiloyu sattı. Kilesi, her kilesi kaç dirhem kaç riyal ise bu da malum. 50 çıktı 50'nin parasını alır. 50 çıkmadı 40 çıktı 40'ın parasını alır. Evet. فَيَكُونُ مِنْ حُقُوقِ الْبَيْعِ Alışverişin hukukundandır. Vücubül keyli lil müşteri alel bâya. Müşteri için bâya onu satacak. Satan adam sattığı taami ölçecek, müşteriye verecek. Bu alışverişin hukukundandır. Dartmak, ölçmek kimin hakkıdır? Satanın. Satan ölçecek. وَلَا يَكُونُ جَهْلُهُمَا بِهِ Alan ve satan adamların onu bilmemeleri olmaz. Yucibu vav ziyade. Yucibu vuku'al bey'i. Alışverişin vuku'unu mucib olmaz. Ela keylin meçhul. Keylin meçhul üzerine. Efendim, madem siz bunu 50 kilo dediniz ama bilmiyorsunuz 50 kilo mi değil mi alışveriş olmaz. Bunu diyemezsiniz. Niye? Çünkü nihayetinde malum olur. O da nedir? Satan adam bunu ölçecek ya. Ölçtüğü vakitte tam o vakitte ölçek malum olur. اِذَا كَانَ يَرْجَعَانِ مِنْ ذَٰلِكَ اِلَى كَيْلٍ مَعْلُومٍ Onu ölçerler de malum olan bir ölçek keyil meydana gelirse vakitte sahip oldu, malum oldu. Meçhuliyet gitti. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda kıyasla budur. وَهُوَ قَوْلَ بِي حَنِيفَةَ وَبِي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا Bizim bu kitabımızda yukarıda bir bahiste de geçtiydi. اَنَّ عُثْمَانَ وَتَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَبَايَعَ مَالًا بِالْكُوفَ Hazreti Osman'ın Kufe'de bir bahçesi vardı. Hazreti Osman görmemişti. Onun için satın almıştılar. Hazreti Talha'ya sattı. Hazreti Talha da aldı. Şimdi ne Hazreti Osman görmüş ne Hazreti Talha görmüş. Biri almış biri satmış. Bu caiz mi değil mi? وقال عثمان لي الخيار لأني بعت مال مره Şimdi alışveriş olduktan sonra Hazreti Osman'a dediler ki sen aldandın. Yer çok vekir. Sen ucuz sattın. Hazreti Osman'a vakıfta dedi ki ben mukayyerim. Görmeden sattığımdan ben mukayyerim. Benim için hıyar vardı dedi Hazreti Osman. Satan adam. وقال Talha لي الخيار لأني ابتعت مال مره Sen sattın, satan adam için muhayyerlik yoktur. Alan için muhayyerlik vardır. Ben aldığından dolayı ben muhayyerim. İstersem alır al, istersem alma. Yani Hazreti Talha'nın maksedi. Eğer orayı görür de beğenirse Hazreti Osman'ı geri gitsin geri ben pişman oldum demesine imkan vermeyecek. Sattın sattın, icbar edecek onu. Hazreti Osman da diyor ki hayır. Ben bakarım eğer aldandımsa gerisin geri dönerim alışverişinden. Hayır. Muhayyerlik kime vardır? O dedi bana. Muhaseme oldu. فَحَكَّمَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمِ Cübeyr ibn-i Mut'im'e hakem tayin ettiler. Dediler sen hükmü ver. Yani şer'en, hıyar hükmü satana mı ait, alan adama mı ait? فَقَدَ الْخِيَارَ لِتَلْحَ وَلَا خِيَارَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا
O dedi ki, satan adamın hıyarı yoktur. Alan adamın hıyarı vardır. Telha muhayyerdir. İsterse alır, isterse almaz. Ya senin muhayyerliğin yok. Eğer telha alırsa mecbur senin elinden alır. Alışveriş münakit olmuş. فَاتَّفَكَ هَا اُولَٰئِ السَّلَاسِ بِحَدْرَةِ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu üçü ashab-ı kiramın huzurunda bunu yaptılar. Hazreti Osman da buna razı oldu. Hazreti Talha, Hazreti Osman ve bu hakem de Cübeyr ibn-i Müt'im. Bunların üçünün ittifakı oldu. عَلَى جَوَازِ بَيْعِ شَيْءٍ غَائِبٍ اَنْ بَايِعِهِ وَعَنْ مُشْتَرِيهِ Satan adam bilmiyor, alan adam bilmiyor. İkisine de gayip olan bir şeyi birisi sattı, birisi de aldı ve bu da caiz oldu. Evet. Ashab-ı kiram da oradaydılar. Hiçbirisi kalkıp da itiraz etmedi ki hayır siz yanlışsınız demediler. وَقَدْ حَدَّسَنَا فَهَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا بِالْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنَ اَب۪ي حَمْزَةِ اَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي سَالِمِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا rekibe yevmen ma Abdullah ibn Buhayne. Abdullah ibn Buhayne ile beraber Abdullah ibn Ömer bindik ettiler. Bir arazi satıyorlar. O araziyi almak için gittiler. Ve huve raculun min ezdi şeune. Abdullah ibn Buhayne de ezdi şeune'den bir adamdır. Halifun li benil muttalib. İbn Abdümenaf. Benil muttalibin halifi. Yani yemin terikiyle kendisini Beni Muttalip'ten kalmış. Peygamber Efendimiz'in emcezadesi vardı. Uzak emcesi ki Beni Muttalip derdiler onlara. Onlar Beni Haşim'le beraber idiler. Cahiliyette de beraber, İslamiyette de beraber. Onun için Resulullah Efendimiz onları Ehl-i Beyt'ten saydı. Zekat Ehl-i Beyt'e caiz değil, onlara da caiz değil. Onların halifiydi. Bindik ettiler. وَهُوَ مِنْ اَسْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Abdullah ibn Buhayne ashab-ı kiramdan idi. İlâ erdin lehu birimin. Rim denilen yerde bir yere bindik ettiler. Şimdi Medine'ye yakın. Febta'aha minhu Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Ömer o Rim'deki araziyi satın aldı. Alâ en yenzure ileyha. Medine'de alışverişini yaptılar, satın aldı. Fakat dedi ki ben gidip göreceğim şart bu. Gider bakarız. Hoşuma giderse alırım. Hoşuma gitmezse vazgeçerim dedi. وَرِيمٌ مِنَ الْمَد۪ينَ عَلَى قَر۪يبٍ 30 مِيلًا Medine'ye 30 mil mesafede bir yerdir. فَهَذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ İşte ashabtan iki zat, iki Abdullah kattebâya'a alışveriş yaptılar. Satın, biri sattı, biri aldı. Neyi? مَا هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمَا İkisinden gayip olan bir şey. Ne Abdullah ibn Ömer biliyor, ne Abdullah ibn Buhayne biliyor. Abdullah ibn Buhayne satıyor, o da alıyor. Ve re'aya zâlike ve re'aya zâlike caizen. Bunu da caiz gördüler. Şu halde bir adamın milki olsa, eşyası olsa, hiç görmemiş, onu görmeden başkasına satabilir mi? Satar. Öteki de alabilir mi? Alır. Yalnız satan adamın hıyarı yok, alan adamın hıyarı var. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki اِنَّمَا جَاسَ ذَٰلِكَ Bu caiz oldu. لِشْتِرَاتِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ الْخِيَارِ Abdullah ibn Ömer ben muhayyerim diye şart koşmuştu da bunun için caiz oldu. Yoksa caiz olmazdı diye itiraz ederse قِيلَ لَهُ ona cevaben denilir ki اِنَّ ذَٰلِكَ الْخِيَارِ Onun muhayyer olması لَمْ يَجِبْ لِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Abdullah ibn Ömer'e vacip olmadı. Min cihetil iştirat, şart koştuğundan dolayı ona hakkı hıyar verilmedi. Velev kâne min cihetil iştirat, şart kılmak cihetinden muhayyer olsaydı, vecebe vacip olurdu. Evet, min cihetil iştirat-ı veceb. Şart koştuğundan dolayı vacip olmuş olaydı, lekânel bey'u fâsiden, veya alışveriş fâsid olurdu. Bir adam alışveriş yaparken şart koşarsa alışveriş bozulur. Demek ki şart koştuğundan dolayı değildi hıyar-ı rüyet. Ela tera enne racülen levişterâ min racülün abdel. Sen bakmaz mısın ki bir adamdan bir köleyi alsa ev arzen yahut da bir yeri alsa ki la annehu bil hıyâri fîhâ o adam satışta muhayyer. Şart koşuyor ki ben bunu satıyorum ama muhayyerim. Ne vakıda kadar? La ilâ vaktin me'lûm. Me'lûm olmayan bir vakta kadar ben muhayyerim. Müeyyen bir gün yok.
ben muhayyerim, satıyorum ama muhayyerim. Böyle dese ve bu şart ile satsa ennel bey'a fasit, bu bey'e fasittir. Alışveriş bu şekilde münakit olmaz. Muhayyersin ne vakıda kadar? O gün olacak. Alışverişte şart koşmak var 3 güne kadar. 3 günden ziyadesi caiz olur. Adam diyor ki ben bunu satıyorum. Fakat ben 3 gün muhayyerim. 3 gün zarfında ben döndüm derse sözünden döner. Dönmediyse alışveriş münakit olur. Yahut da ben bunu satıyorum fakat babama bir danışacağım. Babam izin verirse satış tamamdır. Yoksa dönerim. Böyle bir şart koşarsa babasından izin alıncaya kadar o mevkuftur. Böyle meallekte kalır. Babası razı olursa alışveriş münakit olur. Yoksa olmaz. Bu gibi şartların malum olacak. Vakti müeyyen olacak. Yahut da kimde bitecekse söz o müeyyen olacak. Böyle değil. Ben bunu satıyorum ama fakat şartım var. Şart ne? Kaç gün? Ne vakit? Belli değil. O öyleyse alışveriş münakit olmaz. Fasıdır. Onun için Abdullah İbni Ömer de orayı aldı. Hıyar-ı rüyeti şart koştu diyorsun. Hıyar-ı rüyeti şart koşsa, şart koşsa şartın bir müddeti var. Müddetsiz şart beyi fasit ve ifsad eder. Ondan dolayı değil. Ve İbni Ömer radıyallahu anhuma fi zâlikel hadîsi lezî raveynâhu anhu. Bu rivayet etmiş olduğumuz hadiste Abdullah İbni Ömer lem yeşterit hıyâre rüyeti ilâ vaktin me'lûm. Vakti me'lûma kadar hıyâre rüyeti şart koşmamıştı. Bende hıyâre rüyet var. Alın adamın hıyâre rüyeti var. Fakat onun da vakti me'lûm değildi. Fedelle zâlik bu delalet eyledik enne zâlikel hıyâr ellezî iştaratehu. Hazreti Abdullah İbni Ömer'in şart koşmuş olduğu hıyâr huve hıyârun yecibilehu bi hakkil akd. Alışveriş dolayısıyla onun hakkıydı, ona hakkı vardı. Ve huve hıyâru rüye, o da hıyâru rüyettir. Alışverişte görmek hıyârı vardır. اَلَّذ۪ي ذَهَبَ اِلَيْهِ طَلْحَةُ وَجُبَيْرِ. Nitekim Hazreti Talha ve Cübeyr ibn-i Mut'im, Hazreti Osman'a ne dediler? Hıyâr kimindir? Talha'nındır. Adam madem aldı, görmek hakkı onun vardır. فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُمَا. Onlardan rivayet eylemiş olduğumuz hadiste. La hıyâru şertin, hıyâru şert değildir. Buna hıyâru rüyet derler. Fakat haddesena fâtun, kâle haddesena Ebu Salih, Abdullah ibn-i Salih, kâle haddeseni yelleyiz, kâle haddeseni Yunus, an ibn-i Şehabin, an Salim'in kâl, kâle ibn-i Ömer radıyallahu anhüme, künnâ izâ tebâya'na. Abdullah ibn-i Ömer buyuruyorlar ki, biz alışveriş yaptığımız vakitte, kâne kullu vâhidin minnâ bil hıyâr. Alan, satan adam, hepimiz muhayyer olurduk. مَا لَمْ يَتَفَرَّكِ الْمُتَبَايِعَانِ. Alın satan adam o meclisten dağılmadıkça, ya meclis yahut da sözlerinde ihtilaf olmadıkça, burada ihtilaf iki dönüyor. قَالَ فَتَبَايَعْتُ اَنَا بِعُثْمَانِ. Abdullah ibn Ömer diyor ki Hazreti Osman'la ben bir alışveriş yaptık. فَبَيَعْتُهُ مَالٍ لِي بِالْوَادِ. Vadide, vadi akıkta benim bir malım vardı. Bunu sattım. بِمَالَهُ بِخَيْبَرِ. Onun da Khayber'de vardı. Vadi Akik'teki arazisini Abdullah İbni Ömer vermiş, Hazreti Osman'ın Khayber'deki arazisini almış. قَالَ فَلَمَّا بَايَعْتُهُ. Ne vakit ki ben bu alışverişi yaptım Hazreti Osman'la, دَفِقْتُ أَنْكُسُ عَلَى عَقِبِي. Hemen peşin, onun peşi, alışverişin peşi sonra gerisin geri aradan döndüm. نَمْ عَلَى عَقِبِي نَكْسَ الْقَهْقَرَى. Bir adam gerisin geriye nasıl kaçarsa, alışverişi yaptığım gibi hemen oradan kaçıverdim ben dedi. Niçin? خَشْيَةَ اَنْ يَتَرَادَّنِي الْبَيْعَ عُثْمَانْ قَبْلَنُ فَارُقَهُ. Korktum ki Hazreti Osman alışverişinden döner. Ha, ben alışverişten vazgeçtim, satmıyorum der. O korkudan ben hemen oradan ayrıldım. Oradan ayrıldığım gibi daha dönemez. فَادُ Osman ibn Affan ve Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ın قَدْ تَبَايَعَ. İşte bunların her ikisi alışveriş yaptılar. Aldı sattılar neyi? مَا هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمَا. Kendilerinin yanında değildi. Bir arazinin birisi Vadi-i Akik'te, birisi Khayber'de. وَرَأَيَا ذَٰلِكْ جَائِزًا. Bunu da caiz gördüler. وَذَٰلِكَ بِحَضْرَةِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in ashabı kiramının huzurunda bunu yaptılar. فَلَمْ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمَا مُنْكِرُونَ. Bu meseleyi hiçbir... سَنَا رَبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَاذِنِ قال حدثنا أسد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي شعثة
عن محمد بن عمير قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعتين. Peygamber Efendimiz iki alışverişten nehyeyledi. En yekule erreculü lirreculi, alışverişin birisi bir adam bir adama diyor ki Ümbüzüleyye sevbek ve embüzüleyke sevbi. Sen elbiseni ben at, bendeki elbisemi sen atayım. Yani elindeki sattığı kumaş neyse o ona atıyor, o da ona atıyor. Bir bundan, min gayri en yukalliba ev yeteradaya, o kumaşa bakmaksızın, razı olmaksızın. Razı ol, olma. Ben bunu atayım, sen de bunu at. Bir bundan nehyeledi ki bu kumar. İnsan alışveriş yapması için o adamın attığını sen açacaksan, bakacaksan, göreceksen, razı olursansa sendekini ona vereceksin. O da açacak, bakacak, razı olursa, kabul ederse o vakitte alışveriş münakkid olur. Yok iki tarafın birisi razı olmasa alışveriş olmaz. Ve yekul, birisi de diye, dabbeti bi dabbetik. Ben hayvanımı vereyim, sen de hayvanını bana ver. Böyle dese, min gayri en yukalliba yeteradaya. O hayvanı bakmamış, sağına soluna bakmamış, gözü kör mü, ayağı topal mı, zayıf mı, tavlı mı bakmadan al bunu ver bunu demiş. Sonra olur ki aldı adam razı olma diyor. Razı ol olma. Bir defa değişti mi değişti. Bu cahiliyet alışverişi bir de bundan nehyeledi. Demek ki her adam aldığı eşyaya bakacak. Razı olursa alışveriş münakide olur. Razı olması olmaz. Fefiadel hadis, işte bu hadisi şerifte olucudur. İcazetül bey'i bitteradi. Her iki taraf razı olursa alışveriş caizdir. İsterse o eşya orada hazır olsun, isterse gayb olsun. Ve delilün, hem de bu hadiste delil olucudur ki ala ennel münabezetel menhiyye anha, Peygamber Efendimizin nehyilemiş olduğu atmak terkiyle de ki alışveriş ma zehebe ileyhi Ebu Hanife radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hanife'nin tefsir ettiği şekildedir. La ma zehebe ileyhi muhalifuhu, ona muhalif olan İmam-ı Malik'in tefsiri gibi değildir. Velhamdülillahi Rabbil alemin, hamid alemlerin Rabbisi olan Allah'a mahsustur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.